Üsküp'te de bir tane antikacı var. Yalı Antika diyor. Antika evi daha doğrusu. Gelebilirsiniz. Girebilir miyim? Sakin'de. YouTube'da paylaşacağım ama. Boş değil mi? Antikacı dükkanının içine girdik. Yalı Antika dükkanı. Bakın bu mangal geçenlerde de görmüştük arkadaşlar. Çok hoş objeler var. Büstümüz. Hadi. Eski bardaklar. Eski paraları görüyor musunuz arkadaşlar? Deve. Ben bu develeri çok seviyorum. Burada da araba var. Fayton. Evet, pirinç. Ya çarpsın. Tabii ki. Büfelerin eskiden bu büfeler çok modaydı. Ben hala seviyorum bu tarz büfe kullanmasını. Latte Bantica. Burada çaydanlık var. Ne kadar hoş bir şey. Devam edelim. Tekrar. Oturma takımları. İpler. Karşıda lambalar falan var. Peki şunun fiyatını öğrenebilir miyim? Aynalar var. Aynalar da çok hoş. Onların tabakları onluk. Şuray. Neresinde? İplik. Yok. Bakın evet, burada da küp var. Çini küp. Bu ne kadar? 200 lira. Ama işte yapışık olması iyi değil. Eskiden çeşmeler olmadığı için insanlar bu ipliklerle ellerini yıkıyorlarmış. Bir anlamda iyi abla. Çünkü herkesin oturma odasında ya da yatak odasında iblikler varmış. O ibliklerden ellerini yıkıyorlarmış. Altta da çanağı var. Görüyorsunuz değil mi çanağını? Bu çanağı, o çanakta ellerini yıkıyorlarmış. Bakın beşik var. Çok hoş bu beşik. Bu yüzümler de gerçek gibi. Bunlar ne kadar? Gerçek gibi görüyor musunuz arkadaşlar? Bu iplikler ne kadar çok kullanılıyormuş o zamanlar. Hepsi de kırılmasın diye bakırdan, gümüşten. Tepsi zannettim de tepsi değilmiş. Saat 5.30 geliyor. Burada da cam objeler var. Ben lazım olduğunda, yani hemen verelim ki her lazım olduğunda isteyebilirim. Tamam. Bu da radyo mu acaba? Radyo efendim. Radyo. Konuşmak ister misin? YouTube kanalım var. Muhammed Bey, şey yaparsanız Muhammed Bey daha bilgili.
Dışarıda mı? Şimdi gelir. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Bunlar pirinç galiba. Konuşmak ister misiniz? YouTube kanalım var. YouTube kanalımız var. Evet. Çok güzel. Evet. Ben de böyle bravo. İlginç bir yer görünce giriyorum. Evet. İyi yapmışsınız. Çok güzel. Şöyle Muhammed miydi? Merhaba. Evet, Muhammed Bey'imiz. Kaç senedir burası? Ha? Burası 2017'den beri. 2017 kıştan 2018'e girişe doğru. Hı hı. 2017'den beri buradayız. Nereden aklınıza geldi böyle? Yani bizim baba mesleği baba bu. Baba mesleği. Genelde öyle oluyor evet. Zaten de. Rahmetlinin yadigarı diyelim. He. Ama güzel bir iş. Evet. Bunları nereden topluyorsunuz? Yani bunları topluyorsun derken müzayedelerden falan tabii mı? Tabii müzayedelerden alıyoruz. Antika pazarları oluyor. Antika pazarlarından alıyoruz. Ya da insanlar bizi buluyor. Arıyorlar bizi. Hı hı. O şekilde de bulabiliyoruz. Evet. Asıl mesleğiniz biraz sizi tanıyalım bakalım. Benim asıl mesleğim bu. Ben de 4 senedir bu işi yapıyorum. Evet, evet. Öyle. Eğitim olarak aldınız mı yoksa şey yani eğitim bu konu üstüne? Şöyle, şimdi ticari bir iş olduğu için bu tarz işin eğitimini burada alabilirsiniz yani. He, çalıştığım bütün meslekler öyle aslında. Okulda işi öğrenmiyorsunuz, çalışırken öğreniyorsunuz. Evet, evet. Teorikte ayrı, pratikte evet, ayrı tabii. Evet, öyle. Ben, siz işinize devam edin, ben dolaşayım olur, şöyle. Olur, bakabilirsiniz fazla. İstediğiniz teşekkürler. Gibi. Sağ olun. Bu işimize yarar mı? Burada lambalar var. Babanızdan önce de var, babanız sağken de burası açık mıydı? Yok. Evet. Ha, o zaman siz daha öncesi de var yani. Evet. 2017'den öncesi. Tabii ki, evet. Ha, yani onu demiştik. Ben 2020'den beri buradayım. Anladım. Arkada da kilimler var arkadaşlar. Bunlar da kullanılmış değil mi? Tabii ki kimisi kullanılmış, kimisi hı hı. Çeyizler için dokunup sandıklarda saklanmış. Anladım. O tarz ürünler. Kimisi de kullanılmış. Bir de şey halının üstüne bastıkça daha çok değerlenir diyorlar. O halıdan halıya göre değişiyor. Her hı. Üründe değil yani göreceli. Anladım. Böyle duymuştum da ne kadar doğru kim, ben de bilmiyorum. Kimi halı da öyle kimi halı da değil. Burada hangi en çok halılar var? Mesela eskiden meşhur olan demirci vardı, Bünyan vardı. Hala onlar mı yoksa? Şöyle burada genel olarak Anadolu'nun bütün motiflerinden, bütün yörelerinden, hı-hı. Bütün modellerinden var. Bir de Çorum'da falan da değişik kilimler var değil var mi? Anadolu'nun her yerinde, evet, her yerinde. Evet. Halı zaten Orta Asya'dan gelme, Türklere özgü bir şey olduğu için Anadolu'nun her yerinde de dokunmuş. Evet. Yeriniz de güzel ama. Böyle tam evet. Yer olarak güzel bir yerde. Evet. Kendi mülkünüz mü yoksa? Yok değil. Kiraz çoktur nasipse, o zaman. Nasipse o da olur. Evet. İnşallah, inşallah. İnşallah olur. Siz de hep bu işi mi yapıyorsunuz? Siz de hep bu işi mi evet, yapıyorsunuz? Evet, manikleri birlikteyiz. Şöyle sizinle de bir isim, kendinizi tanıtın kısaca. Selim Baysal, Malatya. Yani baba mesleği. Sizin de mi baba mesleği? Ha, doğru, ne güzel. Doğru. Malatyalı mısınız? Malatyalı efendim. Ha, benim çocukluğum Malatya'da geçti. Ne güzel, ne güzel. Benim babam askerdi. Ne güzel. O... Ama siz çok olmuştur buralara geleli değil mi? Biliyor musunuz? Çok oldu. Yaklaşık 35 sene oldu hanımefendi. Ama gidip geliyoruz tabii memleketimize. Bizim oturduğumuz yer hemen Devlet Hastanesi'nin karşısında kanal boyu diyorlar. Kanal son boyu. Sokakta kanal orası. Evet, şimdi evet. O zamanlar son sokaktı. Doğru. Şimdi doğru. Artık oralarda ev var. Şu an dümdüz oldu hanımefendi oralar. Evet. Sen de mi Malatyalısın yoksa? Evet, biz kuzeniz.
Ha, kuzensiniz. Evet. Ben de onu anlatıyordum. Benim çocukluğum Malatya'da geçti de. 4-5 sene falan kaldım orada. İlkokulu 3'e kadar. Oldu, çok teşekkür ediyorum. Ben görüşmek üzere. Tamam, gelirim. Almaya gelemem ama sohbet etmeye gelirim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler sizlere. Arkadaşlar, yalı butikten çıktım. Levhasını çekeyim. Sahipleri Malatyalıymış. Ben de çocukluğumda Malatya'da bulunduğum için böyle sanki hemşerilerimi görmüş gibi oldum. Ne kadar İzmirli olsam da insan kendini yakın hissediyor birden. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Beğeni yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayalım.